Tabii şimdi buradaki arkadaşlarımız bize neden aday oluyorsun şeklinde belki bir soruları olacak veya bunu program akışı içerisinde şey yapacağız. Ben 1955 yılında zaten ilimizin merkez Kümbetlikli, yani eski ismi Ladigars'ta doğdum. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü mezunuyum. Öğretmenlik yaptık. Sonra meslekte çeşitli ortaokullarda, liselerde görev yaptıktan sonra hem idarecilik hem öğretmenlik görevinde bulunduktan sonra 1989 yılında Kartal Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yaptım. Daha sonra Sultanbeyli'ye kısaca söz geçmişimi arz ediyorum. Daha sonra Sultanbeyli ilçesinde şube müdürü olarak görev yaptım. En sonundan da İstanbul Kartal ilçesi Kartal Lisesi'nden emekli oldum. Daha sonra bir müddet sürücü kursuyla eğitimcilik işiyle dershane açacaktık. Kısmet olmadı. Sürücü kursu açtık. Hala da devam ediyor o sürücü kursumuz. Daha sonra biraderlerin mesleği icabı kuyumculuk mesleğiyle onlar ilgileniyorlardı. Daha bizim de öğretmen olma hesabıyla abi gel sen de bu işle beraber şey yapalım dediler. Halihazırda kuyumculuk işiyle iştigal etmekteyiz. Evliyim. 3 çocuk babasıyım. Halen İstanbul'da ikamet ediyoruz Fikirtepe'de ama demin de arz etmeye çalıştığım gibi biz Ladigars'ta, Kümetli Köyü'nde amcamın oğlu da orada muhtardır, hasbelkader. Her zaman gidiyoruz, geliyoruz. Ticari ilişkilerimiz oluyor. Kars'la olan ilgimizi, alakamızı hiçbir zaman kesmedik. Devam ediyoruz. İnşallah bu milletvekili döneminde de milletvekilliğine talibiz. Yüce Allah nasip ederse bu görevi layıkıyla yapmaya gayret edeceğiz. Ben devletten geldiğim için bizdeki terbiye şudur. Eğer siz bir görevi hak etmiyorsanız, layıkıyla yapacağınıza inanmıyorsanız bizde o göreve talip olma mümkün değildir. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Biz böyle bir terbiye aldık. Eğitimde, hizmette bütün her şeyimizi tamamladık. Ekonomimizi tamamladık. Allah'a şükürler olsun. Şimdi de dedi ki doğduğumuz yere olan o vefa borcumuzu ödemek için böyle bir göreve talip olduk. Bu buradaki hemşehrilerimizin, partimizin, partililerimizin tercihidir. Ona da saygılıyız. Değerli arkadaşlarım, ben fazla zamanınızı almak istemiyorum. İsterseniz Bedir Bey program akışını değerli arkadaşlarımın sorularıyla şey yapalım. Bizim şimdi bu günümüz... Sor soran arkadaşımız var. Bizim şu anda 71'e ulaştı. Aday fazlalığı var. Onu nasıl eğleneceğiz? Ya 71 bana göre azdır. Keşke 100 olsaydı. Şimdi açık konuşuyorum. Tabii ben burada fikirlerimi söylerken değerli arkadaşlar yanlış da değerlendirilmesini istemiyorum. Şimdi bu işi biz eğitimci olduğumuz için bir de bu işin psikolojik yanına bakmak lazım. Biz bunun örneklerini çok yaşadık. Sultanbeyli'de mesela ben Milli Eğitim Müdürü'ydüm. O zamanın şartlarında bir belediye başkanı basında falan da çıktı. O liyakata sahip olmayan belediye başkanının karşısındaki meclis üyeleri her zaman şunu düşünüyorlar. Diyorlar ki efendim peki bu adam bu haliyle milletvekili olduğuna göre benim başbakan olmam lazım. Yani buna siyasi partilerimiz bütün herkes liyakat şeyine çok önem vermelidir. Duygusal davranılmamalıdır. Bu halkın hakkın hizmetidir. O şekilde değerlendirmek lazım. Yani ben milletvekili olduğum zaman hasbelkader Allah nasip etti oldum. Ya ben bu görevi acaba nasıl yaparım? Siz burada fakirin, zenginin, fukaranın, herkesin vekilisiniz. Onun vekaletini alıyorsun. Onun sorunlarını dile getireceksin. Yani bu herkes demek ki buna inanıyor. Ben bir buna bağlıyorum. Bir de
Keşke dediğim gibi 100 kişi de daha fazla olsun. Bu bir yarıştır. Biz bütün aday aday arkadaşlarımıza saygı duyuyoruz. Fayda, yani çok olmasının hiçbir zararı yok, faydası var yani. Vekil olduğunuzu varsayalım. İşe nereden başlarsın? Valla şey şimdi işe başlama noktası bana göre insanların müreffeh bir hayat sağlamasını temin etmektir. Yani ferdi işlerden ziyade ben kaba taslağıyla söylüyorum. Ferdi işleri yapmak yerine toplumsal işleri, efendim yeni projeleri ortaya koymak düşüncesindeyim. Bu da o milletvekilliği sıralamasında inşallah yerini alırsak o projelerimizi ortaya koyacağız. Bu efendim klasiktir. Yani sayın milletvekilim oldu, Ahmet'in kızını aldı filan yere verdi, Mehmet'in oğlunu tayinli filan yere yaptı. Artık ilimiz de bu şeyden kurtarılmalı. Tabii ki o münferit problemlerin çözülmesinde de milletvekili 24 saat telefonunu açık tutacak, namusuyla, şerefiyle seçildikten sonra 24 saat hatta evini de açık tutmalı. Ama ben her zaman şundan yanayım. Vatandaşın ferdi problemi yerine toplu problemi, yani ben buradaki ticari hayatın canlanmasındaki gün görüyorum. Demek ki siz vatandaşa balık verme yerine balık tutmayı öğreterek işe başlamalısınız. Bu tür eğer hükümetseniz, iktidarsanız, ki iktidara oy vermek de bana göre akıllıca bir iştir. Yakın illerimiz bunun fevkalade faydasını görüyorlar. Geçmişte de biz bunu Karslılar olarak çok cezasını çekiyoruz. Onun için milletvekilliğinde benim esas düşüncem toplumsal projelerin hayata geçirilmesi için gayret sarf etmektir. Teşekkür ediyorum. Var mı sorusu? Başka soru olan? Yok yani. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ya ben bizim Muharrem yerine gelmedi. Muharrem yerine Muharrem yerine vallahi eyvallah o zaman olmaz. Bir yazısı daha vardı. Onu unuttum. O da çok enteresan bir yazıydı. Heyecan, siz sormuyorsunuz, o zaman ben sorayım size. Şimdi burada bu genel basının durumu nedir? Ne yapıyorsunuz? Günlük mü çıkarıyor gazeteler? Efendim, irtibatınız belediyelerle, kurumlarla... Canlı Serhat TV'yi ben sordum da şimdi bu uydu. Peki ya bunlar gibi bir uydu var mı benim okulara? Var mı?